Peki bunlar bakımları zor şeyler mi? Yani özellikle temizliği, yemek sonrası, <laughs> e, hastaların ya da bende diş teli yok. Benim günlük e, uyguladığım ağız temizliğini, temizliğimi diş tedavi pardon tel tedavi ya da braket tedavi olsa da o kadar bir temizlik yeterli mi? Yoksa ekstra bir şeyler yapmaları gerekiyor <laughs> mu? Şimdi herkesin düzenli olarak zaten dişlerini fırçalaması evet. gerekiyor. Günde iki kez. Ama braketi olan hastalarda bunu günde dört defa yapmalarını tavsiye ediyorum. Hmm. Sebebi braketlerin arasında gıda artıklarının birikme ihtimali daha yüksek oluyor. Buna bağlı olarak da çürük gelişme ihtimali yüksek olabiliyor. Onun için e, braketli hastaların günde dört defa dişlerini fırçalaması gerekiyor. Artı e, sadece diş fırçalamak değil, bir de braketlerin ara bölgelerini arayüz fırçasıyla e, ...günde en azından bir defa temizleyerek o bölgede gıda artıkları varsa onları uzaklaştırması gerekiyor. E, çok zahmetli değil ama braket sebebiyle dişlerde çürüme gerçekleşmez. Fırça, fırçalamayan, diş fırçalanmamışsa eğer evet çürüme, e, braketiniz olmasa da gerçekleşiyor. Yani e, braketi olmayan ya da ortodontik tedavi görmeyen kişilerin çoğunda ağzında dolgu var. Hani braket taktığı için değil... E, dişlerin düzenli belki fırçalamadığı için ya da çürüye yatkınlığı ya fazla olduğu için bizlere oluyor. de çok iş düşüyor. Yani danışanlarınız olarak <laughs> hastalarınız olarak öyle değil mi? Tabi yani gülü bu... seven dike. Ne katlanır yani kendi dişini korumak için bir hekim bu kadar uğraşıyorsa sen de biraz temizliğine uğraş ya. Yani. <laughs> Katılıyorum. Peki e, ben çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık diyorum. Sağ Bursamızın havasını sağ da sağ getirdiniz sağ bize. Ama Sizden son bir cümle istiyorum. Şu an bizi izleyen seyircilerimize bir ortodonti uzmanı olarak son olarak ne demek istersiniz? Ortodontik tedavi her yaşta, herkese uygulanabilir. Sadece bunun için dişlerin çevresindeki kemiği ...bir kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer dişlerinizde çapraşıklık var... ...dişinizi çektirdiniz... ...orada çekim boşluğunu kapatmak istediniz... ...ama implanttan tedirgin oluyorsunuz... ...yaptırmak istemiyorsunuz... ...bunu da kapatabiliriz. Dişlerinizdeki bozuklukları düzeltebiliriz. Ee, sizi daha rahat gülümsemeniz için... ...ne gerekiyorsa... ...ona uygun bir tedavi planlamasıyla... ...en estetik gülümsemeye... ...iyi bir gülüş tasarımıyla sağlayabiliriz. Onun için yaşla ilgili değil... ...sadece... Dişin aynaya baktığınızda dişinizden memnun değilseniz bir ortodonti uzmanına başvurmanızı öneriyorum.